canlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ailenizin yılbaşı sürprizi Aliş bugün de evlerinize konuk oluyor. Bu videoda sizlerle bana son zamanlarda markalardan gelenleri paylaşacağım. Ben en son böyle bir videoyu sanırım 2 sene önce falan çekmiştim. Ki o dönemde markalardan gelenler videoları çok içerik olarak popüler değildi. Daha sonrası çekmeyi bıraktım ama son zamanlarda gördüm ki herkes çekiyor artık bu videoları. Madem herkes çekiyor, ben de çekmiş olayım. Bir de aynı zamanda baktım ki yeni yıl gelmiş. Birazdan göstereceğim paketler arasında bir tanesinden 3 kişiye aranızdan hediye etmek istiyorum. Onu da bu videonun içerisinde şey yapmış olacağım. Böyle bir hediye, Aliş, Noel Baba, yılbaşı temalı bir iş yapacağım. O yüzden oldukça da heyecanlıyım. Eğer beni Instagram'a takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bütün gelen paketleri zaten orada açıyorum. Ama eğer takip etmiyorsanız şu an Ali Rıza Tunçak kullanıcı adıyla beni takip edebilirsiniz. Ama yine de içten de deyimlediklerim oldu. Özellikle videoda bahsetmek istediklerim falan oldu. Hepsi olmasa da, o zaman da gelen bütün paketler olmasa da bazı paketleri bu videoya dahil ettim. Şimdi onlar hakkında konuşacağız. Sonrasında videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada. Orada size hediyeden de bahsedeceğim, nasıl kazanacağınızdan ve ne olduğundan. O nedenle, sevgili bebeklerim, şimdi size videonun devamına davet ediyorum. O halde öncelikle neyle başlayalım? Bence öncelikle New Chic'le başlayalım. Bana çok uzun zamanda sorduğunuz bir parça var. Onu da bu videoda göstermiş olayım. Newchic.com bir uzak doğu alışveriş sitesi ve bana geçen aylarda hatta bir paket yollamışlardı. Bu paket genelde böyle iç giyim, ev giyim, böyle pijama, sabahlık ve benzeri şeylerden oluşuyordu. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Her uzak doğu alışveriş sitesinde olduğu gibi bu da şöyle bir paket içerisinde geldi. Fakat bu böyle 3-4 kargo haline geldi. Aslında 6 parça bile var bunun içerisinde. Fakat böyle bölüştüre yolladılar nedense. O noktada biraz problemliydi sanıyorum kargoları. Ya da tedarik sürelerinde bir gariplik vardı ve bana her şey böyle parça parça geldi. Şimdi sizinle ilk önce bana çok sorduğunuz şu parçaya başlamak istiyorum. Bu sabahlık. Bu gri polar sabahlık. Bunu zaten Insta Story'de çok fazla görmüşsünüzdür. Sürekli olarak giyiyorum yani. Geldiği günden beri hiç çıkarmıyorum. Büyük ihtimal hayatımda yaptığım en doğru şey böyle bir şeyi tercih etmek oldu. Öyle bir sıradan. Bugüne kadar hiç aklıma gelmemişti uzak doğu alışveriş sitelerinden böyle bir şey istemek. Fakat o gün modum mu düşüktü? Ben mi bir şey seçmek istemedim? Dedim ki yani tamam, ev giyimi olsun. Yani pijam olsun. Ve sabahlık görünce çok sevdim. Çünkü uzun zamandır böyle bir polar sabahlık arıyordum. Fakat genelde erkek sabahlıkları birkaç marka dışında, yani Marks & Spencer, H&M dışında falan bulabilirsiniz, orada var. Yoksa hep böyle Robe de Chambre tarzı, böyle saten falan kumaşlarda. Ki ben polar böyle kalın bir şey arıyorum. O zaman da genelde kadın reyonlarına bakmak durumunda kalıyorsunuz. İşte Zara'da var, Oysho'da falan da var böyle kadın reyonlarında o tarz sabahlıklar. Erkekte çok zor bulunuyor. Bir de kadınlar en büyük bedeni bile ne kadar bol olsa da boydan bana kısa oluyordu her zaman. Problem yaşıyordum ama bu sefer gayet iyi, güzel bir sabahlık buldum şöyle. Bu 36 beden koyu gri polar bir sabahlık. Bu normalde bir tane de şey vardı. Ne derler ona? Kuşağı vardı. Böyle ama kuşağın takabileceğiniz bornozlar gibi herhangi bir yeri yok. Yani kuşak ayrı bir şekilde geliyor. Şu an aldığınız demek istedim. Bunu giydikten sonra kuşağı üstüne bağlıyorsunuz. Fakat ben tabii ki de bu evin içerisinde her şeyi kaybettiğim gibi, ya yani ayakkabı dahi kaybetmişim var bu odada, kuşağı kaybettim ve bayağı tüm evi altına üstüne getirdik kuşağı almak için, bulamadık. O kuşak şu an nerede ben de bilmiyorum. Ama kuşağı yok. Yani aslında bu normalde bir kuşaklı falan bir şeydi ama tabii şöyle kuşağın girmesi için birkaç böyle bir şey yapsalarmış buradan iyi olurmuş. Yapmadıkları için de kuşak kayboluyor. Takdir edersiniz ki, ama gerçekten çok güzel bir kumaş var ve fiyat da fena değildi sanıyorum. Vallahi hiç atlamıyorum ama aşağıda indirim kodu ile birlikte, indirim kuponu %15'lik bir indirim kuponu ile birlikte linkleri koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Gayet güzel. Bunun bir de açık grisi de vardı. Ben koyu grisini istedim onlardan. Vallahi seviyorum. Böyle boyutunda şöyle göstereyim size. Aşağı kadar dizimin biraz üstüne bitiyor. Ben dediğim gibi 1.78-1.79 boylarındayım. Dizimin biraz üstüne bitiyor ve kolları da tam geliyor. O yüzden oldukça sevdiğim bir parça oldu bu. Yine New Chic'ten devam ediyoruz. Bu sesten hiç hoşlanmasam da devam edeceğiz. Böyle bir içlik gibi bir şey. Yani bu aslında legging dediğimiz erkek taytı. Yani içlik diye de Anadolu'muzda tabir edilse de legging deniyor daha fazla. Şöyle bir legging. Bu arkadaşlar yine large bedenmiş. Ama large bedenle kalmayın, yani uzak doğuların large ancak bizim X small'umuz, small'umuz ayarında falan. Bu bir legging. Legging'leri daha önce hiç gördüğünüz bilmiyorum ama son zamanlarda 2-3 sezonlar falan H&M'de çok var. Çok popüler. Yani legging biliyorsunuz tight demek. Legging de erkek tight. Erkeklerin giydiği tight. Özellikle erkek ev giyimde falan insta bloggerları çok takip ediyorsanız, böyle Instagram'daki cool fenomen çocukları takip ediyorsanız, onlar çok giymeye başladı. Sporda da artık çok tercih ediliyor erkek taytı. Bana rahat oluyor. Ben de açıkçası bir tane var şu an yakınlarımda, olsa da göstersem, H&M'den almışım geçen sene. Bu sefer de onlardan bunu istedim. Güzel bir legging bu da. Böyle siyah, ince. Ben bunları özellikle açık konuşmak gerekirse uyku zamanı giyiyorum. Yani çünkü ben uyurken kalın bir şey giymekten hoşlanmıyorum. Genelde böyle sıkıntı basıyor. Bir tişört, bir de böyle ince bir legging tarzı bir şeyle yatıyorum. Gayet de iyi oluyor. Hani bunlar genelde uyku için veya evde zaman geçiriyorsanız ev için. Hani mesela şöyle yapıyorum ben de gün içerisinde. Böyle bir şey giyiyorum. Bir tişört, üstüne de bu gösterdiğim sabahlığı giyiyorum ve fitim yani. Bunun şöyle geniş bir bandı var.
siyah ve altı yine şu paçaları dar. Benim dediğim gibi boyum 1.78 ve boydan da tam geliyor bana. Fakat önünde şöyle bir potluk var. Garip bir şekilde şu ön kısmı aldığınızda hani çok önemli bir ayrıntı değil ama dersiniz yani niye böyle potluk var. Şu ön kısmında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yan tutsam belli olacak mı? Ha bakın. Şu ön kısmı çok acayip bir potluk var. Yani normalde bu dikişten kaynaklı galiba bir potluk. Potluk olmaması gerekiyor bu yan dikişinde. Yani dümdüz olması lazım bunda. Hani böyle çok streçli ama yine düz kesim olması lazım. Ama nedense böyle potluk var. Neyse anlamadım. Her neyse çok önemli bir ayrıntı değil. Ama güzel. Bir de fiyatı çok pahalı değildi valla. Yine uygun fiyatlı bir parçaydı. Aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Bu arada bakabilirsiniz. Ben birkaç kez giydim. Denemek için videoda anlatacağım için. Daha etiketini çıkarmadım. Ama gayet güzel ve tercih edebileceğiniz bir parça. Yine ev giyimi olarak buradan tercih ettiğim 4 tane çok güzel çorap var. Size şimdi onları göstereceğim. Bu çorapları orada görür görmez çok heyecanlandım. Çok güzeller çünkü. Bunlar bildiğiniz ünlü ressamların tablolarının çorapları. Mesela hemen Leonardo da Vinci ile başlayalım. Da Vinci. Biliyorsunuz Amerikalılar Leonardo da Vinci der. Aslında Leonardo da Vinci diye okunur. Burada da size İtalyanca hakkında güzel detaylar verdim gördüğünüz gibi. Mesela bu çorabın üstünde gördüğünüz gibi ona düştü diğer teke. Bir saniye. Mona Lisa var. Bu Mona Lisa'nın olduğu bir çorap. Venüs'ün doğuşunun olduğu bir çorap var. Burada bir tane çorabımız var böyle. Yine burada bir tane çorabımız var. Bunlar çok güzel. Ben çok beğendim. Özellikle büyük tabloların böyle dünya ünlü tabloların bu çorapların üzerine resmedilmiş olması hem çok güzel hem de bilmiyorum yani böyle spor ayakkabıyla falan çorap giydiğimizde kışın daha çok spor ayakkabıyla çorap tercih ediliyor biliyorsunuz artık. Bir de trend oldu renkli çoraplar. Bence hani böyle sıradan anlamsız böyle kare bir deseni veya bir petit kare deseni olmasından şöyle güzel bir tablonun olması çorabında çok daha güzel olur. Renkli de çok şık. Ben çok beğendim. Gerçekten çok heyecanlı bekliyordum bu videoyu çektikten sonra giymeyi. Şimdi bugünden itibaren birazdan dışarı çıkacağım. Hemen ilkini giyeceğim. Bir de bana videolarıma çok sorduğunuz şu iki tane zincir. Bunlar da New Chic'ten. Bunların tanesi valla yalan söylemeyeyim. 1,5 ya da arkadaşlar 2 dolardı. Çok uygun fiyatlı. Aslında ikisi de iki aynı zincir. Şöyle bir tane çıkaracağım. Bir saniye göstereyim size. Ben biliyorsunuz hep böyle gümüş altın zincirler takarım ama özellikle gümüş zincirler, renkli gümüş zincirler çok çabuk kopuyor. Çok kalın bir zincir değilse ve ben de bıktım. Daha sonra dedim ki tamam dedim ya madem paslanmaz çelik yazıyor bu zincirlerde deneyelim ve size bir şey söyleyeceğim inanılmaz derecede memnun kaldım. Şu ince zincir taktığım altın bildiğiniz ama bunlar bayağı altın suyuna batılmış mı artık yani altın rengine batılmış ne çelik. Bir tanesi daha ince bir tanesi daha kalın bunların ikisi aslında aynı zincir fakat biri şöyle daha ince biri daha kalın şu daha kalın olan bu daha ince olan boyutları da aynı 50 mm boyutları. Ve New Chic'ten bunları söylemiştim onlardan rica etmiştim ve tanesi 1,5 ya da 2 dolardı. Şöyle söyleyeyim 2 aydır neredeyse takıyorum 2 ay olmuştu çünkü bunlar geldi artık bana. Ve hiçbir şey olmadı. Yani duşa giriyorum. Hiç boyumdan çıkarmadım. Her şey yani parfüm sıkıyorum üstüne. Duş jeliyle üstünden geçiyorum falan filan. Hani tıraş olurken de boyumdalar. Hiçbir şey yani. O kadar kimyasal dahi yemesine rağmen bir renk değişimi, bir karma dahi olmadı. Altın gümüş kolyelerden çok daha iyiler. Ben bundan sonra hani bir daha altın ve gümüş kolye yani o paraları verip gerçekten alıp hüsrana uğramak istemiyorum. Ve genelde altın gümüş zincirlerde çok güzel böyle seçenekler de olmuyor ama uzak doğu sitelerinde çok güzel böyle seçenekler var kolyelere dair. Güzel güzel farklı farklı kolyeler alabiliyorsunuz. Özellikle dikkat edin. Paslanmaz çelik yani stainless steel yazması lazım üzerinde. Öyle yazanları tercih edersiniz. Siz de bayağı memnun kalırsınız. Çok sevdim. Çok beğendim. Yani gerçekten gelen bütün ürünleri çok beğendim. newchic.com'a teşekkür ediyorum. Aşağıya indirim koduyla birlikte linkleri bırakacağım. Ve sıradaki paketime geçiyorum şimdi. Sırada Ashley Joy'dan bir paketim var. Ashley Joy'un geçen günlerde lansmana gitmiştik. İzmir Kıbrıs şehitlerinde bir lansmanları olmuştu. Orada markayla tanışmıştık. Ben daha öncesinde markayı hiç duymamıştım ama markayı tanıyınca böyle bir denemek ve deneyimlemek istedim. Oradan verilen paket var. Onlardan da detaylı olarak bahsedeyim size. Paketin içerisinden bir adet argan saç bakım serumu çıkıyor. Bir adet antifriz avokadolu şampuan çıkıyor. Şöyle yana atacağım bunları. Allah. Bir tane yine bitkisel saç bakım yağı çıkıyor. Ve bir tane de saç bakım maskesi çıkıyor. Bu da arganlıymış. Şimdi normalde saç bakım markalarıyla çok aram yok açıkçası biliyorsunuz. Çünkü benim saçlarım biraz problemli. Belli markanın şampuanları kullanabiliyorum. Belli markaların saç bakım ürünlerini kullanabiliyorum. Ama Ashley Joy gerçekten kullanıcı yorumları çok iyiydi. Ve markanın da geri dönüşleri çok yüksekmiş. O gün bana bir saç analizi de yaptılar. Saçlarım bayağı o analizde kuvvete çıktı. Saçlarım çok kuvvetliymiş. Ama saçlarım yağlanmaya müsaitmiş. Dediler ki sen hayatta kel kalmazsın. Çünkü saç kökleri çok sıkıyor saç derine ve hep bana söylüyorsun işte kel kalacaksın falan şuraların yağların açılmış yani o genetik bir şey ama bizim ailede kel yok o yüzden ben de kel kalmayacağım. Bu ürünleri severek kullanacağım ve deneyeceğim. İçerinde gerçekten çok faydalı yağlar varmış ve kullanıcı yorumları da çok iyi o yüzden merakla bekliyorum. İlk olarak şampuan ile başlayacağım çünkü şu an kullandığım şampuan bitiyor. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Buradan Ashley Joy'a da teşekkür ediyorum paket için. Saçla başladık saçla devam edelim. Urban Care'ın yeni çıkardığı serisinden bir böyle paketimiz var. Renkli paket var. Urban Care'ın zaten hep böyle renklidir paketleri. Onlar da yeni bir seri çıkarmış. Onu yol
kovalamışlar. Urban Care'i gerçekten biliyorsunuz hep çok seviyorum ve çok beğeniyorum. Diyorum ki uygun fiyatlı saç bakım markaları arasında en yenilikçi, en fazla ürün çeşidi bulunduran ve bir Türk girişimi olduğu için, bir Türk yatırımı olduğu için her zaman desteklediğim ve benim de gönülden sevdiğim marka. Yıllardır da kullanıyorum birçok ürününü. Urban Care bir saç peelingi serisi çıkarmış. Anladığım kadarıyla saç peelingi bulması çok zor bir şey. Ben daha öncesinde birkaç markanı kullandım ama en çok Davines'ten memnun kalmıştım. Davines'in saç peelingi gerçekten bugüne kadar kullandığım en başarılı saç peelinglerinden biri, hala ve hala üstüne basarak söylüyorum. Ama tabii ki de yüksek fiyatlı ve her yerde bulunamayan bir marka olduğu için uygun fiyatlı ve herkesin ulaşabileceği bir şey de varsa piyasada muadili neden denemeyelim? Urban Care'dan tea tree ve limon içeren, yani çay ağacı ve limon içeren bir arındırıcı ve hacimlendirici peeling çıkarmışlar. Bunlar biliyorsunuz haftada bir uygulanıyor peelingler. Normal şampuanla haftada bir uyguluyorsunuz saçınıza, peeling gibi bekletiyorsunuz ve yıkadıktan sonra şampuanla uyguluyorsunuz. Kokusu çok güzel. Gerçekten böyle yoğun bir limon kokusu var. Çok hoşuma gitti. Böyle limon çünkü ferahlık ve tazelik hissi uyandırır bende. Bir tane daha peeling var. Bu da dökülme karşıtı peelingmiş. Bu da biyotin kafeinliymiş. Biyotin serisi zaten ben de çok beğeniyorum. Annem de çok beğendiği bir seri. Yani annemin herhalde favori serisi Urban Care'dan biyotin serisi. Ve biyotinli bir tabii ki de saç bakım peelingin olması çok annem için de sevindirici bir haber oldu. Deneyeceğim bir de aynı serinin biyotin ve kafeinli şampuanı varmış. Kafeinli şampuan hiç kullanmadım ama metini çok duydum. Kafeinli şampuanlar, kafeinli saç ürünlerinin metini merak ediyorum. Bir de saç toniği var. Yine kafeinli ve biyotin serisinin. Ben saç toniklerini çok seviyorum. Özellikle Urban Care'in saç toniklerine bayılıyorum. Şu arkada da bir tane yeşil var saç toniği. Gerçekten yine Urban Care'in saç toniklerine. Yani bugüne kadar herhalde başka bir markanın saç toniğini kullanmadım. Çünkü çok memnunum. O yüzden değiştirmek istemedim. Özellikle yine bu serinin, biyotin serisinin saç toniğini kullanıyorum. Çok da memnunum açıkçası. O yüzden değiştirmeniz ihtiyacı da duymadım zaman içerisinde. Urban Care'e teşekkür ediyorum bu ürünler için. Muhakkak özellikle saç peelingini deneyeceğim. Çok yağlı ve biraz böyle kepeklenmeye meyilli bir saç tipim olduğu için ve yorumlarımı sizinle paylaşıyor olacağım en kısa zamanda. Mikrotem Türkiye'den gelen bir paket bu. Mikrotem Türkiye'de merhaba Alice yazmışlar, hatta o kadar hoşuma gitti ki böyle benim kalbimi fethetmek istiyorsanız bana Alice deyin. Diğeri Stefan, yani Ali Rıza demeyin, Alice deyin, benim gerçekten gönlüm fiyat oluyor. Alice diye bir pakette yollamışlar, şöyle bir üzerinde mektup var. Mikrotem Türkiye ile ilk defa tanıştım. Networking marketing yapıyorlarmış, yani nasıl söyleyebiliriz bunu? Bunu açıklığımda biraz fazla teknik olarak açıklayacağımı düşündüğüm için biraz böyle Avon, Oriflame kafası diyebiliriz. Yani o mantıkta bir satış pazarlama teknikleri varmış. Anladınız zaten ne demek istediğimi. Bana da 3 parça ürün yollamışlar erkek serisinden. Bunun İlki bu Rolon. Çok sevindim. Ya Rolon gördüğüme hiç bu kadar hayatımda sevineceğimi düşünmezdim. Çünkü Rolon'um bitti. Hatta ve hatta son demini bugün kullandım. O yüzden Rolon görünce baya baya mutlu oldum. Yine aynı zamanda tüm cilt tipleri için geçerli bir tıraş balsamı varmış. Tıraş balsamı çok sık kullanmıyorum. Çok sık tıraş olmadığım için ama işte biliyorsunuz lazer epilasyon falan giriyorum. Onunla ilgili de yakında video çekeceğim zaten. Lazer epilasyona gitmeden önce bir jiletlenme durumu falan oluyor. O jilet sonrası ben tıraş balsamlarını vücuduma kullanıyorum. Sanki vücut nemlendiriciymiş gibi. Bir tane büyük tıraş balsamı bitirdim. Baya böyle bütün bacaklarımı böyle kollarımı falan ovaladığım için iyi oldu tıraş balsamaması. Çok yüzüme kullanmasam da vücudumda deneyeceğim bunu. Ve yine bir adet duş jeli. Yine çok çok sevindim duş jeli gördüğüme. Çünkü duş jelim de bitmişti. Yani şu paketten çıkan 3 üründe biter ürünlerime ait. Çok güzel oldu o yüzden. Yoğun nemlendirici bir duş jeli gördüğüme de çok sevindim. Sevgili Mikrotem Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu arada sanıyorum Mikrotem Türkiye'nin özelliklerinden biri hem bütün ürünlerinin çok yoğun nemlendirici içerikli olması hem de ürünlerinin içeriklerinin sağlıklı ve temiz olmasıydı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Sanıyorum doğru hatırlıyorum. Çünkü bütün ürünlerin vaatleri hep yoğun nemlendirici, yüksek nemlendirme ve bol bir nem sağlama durumu var. O yüzden faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili Mikrotem Türkiye'ye de bu güzel paketleri için teşekkür ediyorum. Sırada Good & Health markası var. Good & Health markasını ilk defa duydum. İlk defa tanıştım ama ilk tanışmışız. Çünkü Good & Health markasının özelliği şu, ozon terapisiyle birlikte cilt bakım ürünleri üretiyorlar. Ozon terapisini daha önce çok duymuştum. Fakat uygulama olarak şunu biliyorum. Bir tane arkadaşımın annesi hormonal sivilce bozukluğundan ozon terapisiyle kurtulmuştu. Geçen sene mi ne olmuştu? Bu o zamandan beri bir ozon terapisi, hani merak ediyorum ama daha öncesinde hiç ozon terapisi içeren kozmetik ürün görmemiştim ve duymamıştım açıkçası. Ve kullanmamıştım da böyle olunca. Fakat bu paketi görünce çok sevindim çünkü içerisinde ozon terapisi içeren ürünler varmış ve gerçekten işte arkadaşımın annesi yaşadığı tecrübeden sonra merak ettiğim sistemde ozon terapisi. En azından şu an uygulama yaptırmayacak olsam da ozon terapisi içeren bir kozmetik ürün serisi kullanmak benim için iyi olacaktır. Bayağı büyük paket. İçerisinde neler var hemen size göstereyim. İlk önce bir yüz yıkama ve bakım jeli var. Yüz yıkama jelim bitiyor. Şu an Dermalogica'nın yüz yıkama jelini kullanıyorum ama bitmek üzere. O yüzden bunu severek deneyeceğim ve heyecanla kullanmayı bekliyorum. Ozonlu diş macunu var. İçerisinde propolis, nil, misvak, papatya, adaçayı ve sarı kantoron varmış. Bir şey söyleyeceğim. Kantoron, misvakı biliyorum. Propolis de çok faydalı bir şey ama sarı kantoron, yani özellikle kantoron yağını duymuşsunuzdur. Çok çok faydalı. O yüzden bu diş macunu severek kullanacağım diye tahmin ediyorum. Merak ediyorum çünkü. Bu kadar içerisinde yağlı şey varsa umarım güzeldir ve ozonun dişler nasıl bir faydası var onu da bilmiyorum. O nedenle deneyip sizinle paylaşacağım yorumlarımı. Yine içerisinde bir kil maskesi var. Kil maskesi zaten çok seviyorum. Çok da sık kullanıyorum biliyorsunuz. Sürekli olarak kil maskesi kullanan bir insanım. O nedenle kil maskeni her zaman okeyim yani. Bir kil maskesi kadar beni heyecanlandıran ve mutlu eden başka bir şey kolay kolay olmuyor. Seride yine
bir body care lotion var. Bir tane vücut losyonu var. Bir tane şampuanı varmış. Bu şampuanda aktif oksijen ve zengin bitkisel içeriğiyle daha sağlıklı bir saç derisi vaadi sunuyormuş. Merak ettim açıkçası. Yani ozon terapisi gerçekten benim çok merak ettiğim bir konu olduğu için hani çok ilgiliyim ve çok denemek istiyorum. Bu ürünleri muhakkak ön sıralara alacağım rutinimde. Şu an evimde başka markaların ürünleri de var denemeyi bekliyorum ama bunları ön sıraya alacağım çünkü ozon terapisi gerçekten heyecanlandığım bir şey. Aşağıya linklerini bırakacağım. Yani her şey linki olacak da bunların da linkini bırakacağım aşağıya. Lütfen bakın. Yani bilmiyorum ben şu an hiçbir ürünü kullanmadım ama kullandıktan sonra size deneyimlerimi paylaşacağım. Bu arada bir de nemlendirici ve göz kremi var. Annem kullanıyor şu an göz kremini ve nemlendiriciyi çünkü ben denedim biraz yapıları yoğun. Benim cildim bu kadar yoğun yapıları nemlendirici çok kaldırmıyor. Ben o yüzden şu an başka markanın nemlendiricilerini kullanıyorum. Fakat bu anti-aging içeren yoğun nemlendirici ben nem maskesi olarak bir kere denedim. Ben böyle yoğun bir şekilde nemlendiriciyle sürüp nem maskesi gibi kullanıyorum. Bir 15 dakika bekledikten sonra yıkıyorum emdirmeden cildime. Ve bayağı iyi oldu, faydalı oldu. Hani bunu ben biraz nem maskesi olarak kullandım. Güzel yani. Fakat bunu şöyle bir yapı olarak baktığımda bana biraz koyu geldi kıvamı. Yoğun geldi. Çok topa girmek istemedim. O yüzden annem kullanıyor. Annem bu arada iki sana çok memnun. Çok beğendiğini söyledi. Hani benimle birlikte 50 yaş üstünde rahatlıkla kullanabileceği ürünler demek ki annem çok memnunsa. O nedenle gerçekten merak ediyorum. Heyecanlıyım bu ürünleri denemek için. Sevgili Good & Health markasına da bu güzel paketler için teşekkür ediyorum. Şimdi hediye faslına geçmeden önce hemen hızlıca artık son paketlere gelelim ve daha sonrasında hediyelerimize bakalım. İlk olarak Starbucks'tan böyle bir paketimiz var. Starbucks neşesi içinde isminde bir paket yollamış bize. Yine yeni sezonda çıkardığı Christmas Blend. Her sene Christmas zamanında yani Noel zamanında, yeni yıl zamanında çıkardı. Bu Christmas Blend'den yollamış. Bu kahveyi çok seviyorum. Gerçekten aroması, içişi çok güzel, çok hoş bir kahve. Benim de çok sevdiğim ve tercih ettiğim kahvelerden. O nedenle hemen bunu çektirip en yakın zamanda demlemeye başlayacağım. Şimdi aynı zamanda şöyle çok güzel bir Starbucks'tan Allah düşüyor da. Bakar mısınız? Çok güzel bir kupa var. Bayıldım. Üzerinde çok tatlı bir tane şey var. Ayıcık var. Kutup ayısı var. Kutup ayısı olduğunu tahmin ediyorum. Beyaz ve böyle bebek gibi baktığına göre kutup ayısıdır. Boz ayı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle güzel bir kırmızı, beyaz. Tam böyle yeni yıl ruhuna uygun. Bir tane de güzel mugları var. Bir tane bardakları var. Çok hoşuma gitti. Sevgili Starbucks'a çok teşekkür ediyorum. Bu paketleri şöyle göstereyim. Niye böyle göstersem. Sevgili Starbucks'a paket için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sırada bana bugün Tudors'tan gelen, biraz önce gelen daha doğrusu ve videoda açayım dediğim bir paket var. Hemen onu da açalım videosunda birlikte. Tudors da bildiğiniz üzere yerli bir gömlek firması ve çok güzel böyle erkek için gömlekleri falan var. Geçenlerde de bana yine bir gömlek yollamışlardı. O da şurada bir yerde olması lazım. Ha evet bakın burada o da. Şimdi göstereceğim şundan sonra bir saniye. Bu yeni pakette bakalım ne varmış. Şöyle çıkarayım içerisinden. Aa burada da yeni güzel bir yeni yıl gömleği var. Aa çok güzel. Kol düğmesi falan da var sanıyorum bu sefer. Çok şık. Evet, kol düğmeleri de var. Yeni yılda ben Kuşadası'nda olacağım ailemle birlikte. Bir otelde olacağız. O zaman giyelim. Böyle beyaz, şık, böyle slim fit bir gömlek var ki ben beyaz gömlek giymeyi çok sevim zaten. Çok da şık böyle bir kravat var. Hiç bozmak istemiyorum. Kravatını da koymuşlar. Kol düğmeleri de var. Çok hoşuma gitti. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Geçen sefer de yolladıkları gömlek. Şu onu da göstereyim. Biraz giydim ben birkaç kez. Bunu biraz kriş dedim ama geçen sefer de bu gömleği yollamışlar yine Tudors'tan. Sevgili Tudors'tan. Bu da çok güzel bir gömlekti. Yani tam böyle slim fit ve üstüne oturan bir gömlekti. Ki Tudors'un ben kalıplarını çok beğeniyorum bu arada. Çok güzel böyle üstte oturan benim gibi biraz daha ince kalıplı erkekler için güzel bir gömlekleri var. Tam gerçekten slim fit mantığı Tudors'ta işliyor. Çok hoşuma gitti. Şöyle güzel bir gömlek var gördüğünüz gibi. Hemen bir saniye artık açayım bozayım sizin için. Şöyle bir gömlek var içerisinde. Beyaz slim fit çok güzel kumaşı böyle yumuşacık dokunduğunuzda. Şöyle yine onun devamında böyle güzel üzerinde lacivert ve açık mavi desenlerin olduğu güzel bir kravat. Ve yine çok güzel kol düğmeleri var. Çok şık. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Bunları yeni yılda muhakkak giyiyor olacağım. Çok teşekkür ederim sevgili Tudors'a bu güzel jestleri için. Sırada Case Mobile'dan bir yılbaşı paketi var. Case Mobile biliyorsunuz muhakkak. Benim birçok telefon kılıfım onlardan sağ olsunlar bana telefon kılıfları yolluyorlar. Bu sefer de iki yeni telefon kılıfı yollamışlar yeni yıl için. Bunlardan ilkinde Aliş yazıyor. Bayıldım. Şu an göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Birazdan telefonuma takacağım bunu. Daha net görüyorsunuz. Bir de şurada böyle güzel yine astronotlu bir telefon kılıfı var. Bu da Everything is in your depths yazıyor. İkisini de bir şu anki telefonuma takayım. Zaten bu kılıfın ağa gitti, ağa kaldı. O yüzden bunu atıyorum. Sarardı zaten. Şöyle ilk önce şeyi takayım. İkisini de göstereyim size telefon üzerinde. Gerçekten oldukça kaliteli. Hani normal alacağınız bir silikon kılıfa göre oldukça kaliteli bütün kılıfları. O nedenle ben çok beğeniyorum ve sıkça kullanıyorum. Bir diğer kılıf da bu. Üzerinde Aliş yazan kılıf. Şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama. Çok tatlı değil mi? Üzerinde çok tatlı Aliş yazıyor. Bayıldım buna. Çok hoşuma gitti. Yani bu bayağı böyle mutlu etti. Dediğim gibi Aliş olduğu zaman bir şeyin içinde beni çok böyle yükseltiyor. Çünkü o zaman gerçekten samimi ve böyle bir aileymişiz gibi hissediyorum. O nedenle beni çok mutlu eden bir şey. Bana Aliş denmesi ve yine böyle Aliş temalı şeylerin yollanması beni çok mutlu ediyor. Böyle bunun üzerinde de çok güzel Aliş yazıyor. Böyle telefon üstüne hatta daha güzel oldu. Şu an bunu çıkarmayacağım. Artık bunu kullanıyor olacağım uzun bir süre. Dediğim gibi Case Mobile'da silikon kılıfları hem bayağı dayanıklı hem de sararma noktasında da
bayağı uzun sürede sararıyorlar. Baskıları hiç çıkmıyor, baskıları hiç dökülmüyor ve bayağı şık duruyor kılıflar. O nedenle ben bayağı bayağı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim onlara da bu güzel kılıflar için, bu güzel jestler için tekrar. Ve son olarak her sene olduğu gibi şöyle güzel bir paketim var. Bu güzel paketimde My Mia Planner'dan, Mia Design'da ve paketin içerisindeki şu güzel, Allah çok heyecanlandım. Şu güzel ajandadan, bu sene bana yolladıkları ajanda bu. Üzerinde Ariza Atıçay yazıyor. Aranızdan 3 kişiye de bu ajandadan hediye etmek istiyorum sevgili çocuklar. Ben zaten senelerde Mia Design ajandalarıyla hayatımı idame ettiriyorum. Çünkü bayılıyorum ajandalarına ve ileriki günlerde de ajanda seçimi, ajanda kullanımı ile ilgili video da çekeceğim. Lütfen onu da istiyorsanız aşağı yorum bırakın. Eğer ajandalarla ilgili, ajanda kullanmakla ilgili bir video istiyorsanız muhakkak yorumlarda bilmek istiyorum. Bu sene de bu güzel, üzerinde tropical desenlerin olduğu ajandayı yollamışlar bana. Bu ajandayla birlikte böyle güzel yine sticker'lar var. Şöyle sticker'lar zaten her sene oluyor. Yine setin içerisinde bir aylık planner var. Bir tane günlük to-do list, yapılacaklar listesi var. Şöyle güzel bardak altlıkları falan da var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Şu an şarjım çok az kaldı. Size biraz hediyeden bahsedeceğim. Ama zaten ilerleyen günlerde ajandalarla ilgili video çekeceğim zaman bu paketi detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi aranızdan 3 kişiye ben Mia Design'dan, Mia Planner'dan ajanda hediye etmek istiyorum. İçinde şöyle ajandalarım bu arada sevgili dostlar. Ajanda markası olarak gerçekten sevdiğim, tercih ettiğim markam. Şimdi üçünüze de bu ajandanın aynısını hediye etmek istiyorum ki dördümüze de aynı ajandanın olsun ve sene boyunca birlikte bu ajandayı kullanabilelim. Yapmanız gereken çok basit. Kanalıma abone olduktan sonra bu videoyu beğeniyorsunuz ve aşağıya herhangi bir yorum bırakıyorsunuz. Ben bugün ayın 20 kaçı, bir saniye bakalım hemen. 24'ü. Ben 31'inde yeni yıl gününde kazananları söylüyor olacağım. Tamamdır. Kazanan 3 yoruma yeni yılda cevap veriyor olacağım. Yani 31'inde 31 Aralık'ta bu çekilişi sonlandırıyor olacağım. Lütfen 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 dediğim gibi kanala abone olduktan sonra bu videoyu beğenin ve aşağıya bir yorum bırakın. Eğer beni Instagram'dan takip ederseniz belki artı bir çekiliş hakkı da verebilirim. Güzel olur böylece. 31 Aralık günü 3 kişiye bu güzel ajandayı hediye edeceğim. Dediklerimi yaptıktan sonra lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın ajandayla ilgili ve ben de tamında bir hafta sonra kazananları açıklıyor olacağım ve onlarla iletişime geçeceğim. Sevgili Mia Design'a da bu güzel ajandalar için teşekkür ediyorum ve hemen şarjım bitmeden videoyu kapatmak istiyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve umarım keyifli izlemişsinizdir. Markadan gelen videolarını seviyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoyu beğenseniz her zaman gibi tekrar videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıya abone olmayı unutmayın. Eğer Ali'nin videolarını daha fazla izlesin diyorsanız bu videoyu herhangi bir yerde paylaşabilirsiniz çok ama çok mutlu olurum. Şu an şarjım kapanacak son 5 saniye. Sizi çok ama çok öpüyorum. Çekişe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.